Merhabalar efendim, ben Melahat. Çiçekli Balkon kanalımdasınız. Biliyorsunuz soğanlı bitkileri çok seviyoruz, ben de öyle. Ve şu anda tam zamanı, soğanların dikim zamanı. Ben de frezya soğanlarımı sizlerle birlikte dikmek istedim. Evet, soğanlı türler biliyorsunuz çok çeşitli, çok da sevdiğim türler. Frezyalar özellikle kokulu, nergisler, sümbüller. Kokulu türler, muhteşem türler. Sonbaharda ektiğiniz zaman ilkbaharda. Şubat-Mart başları gibi açmaya başlıyorlar. Ve havalar serinken aynen o şekilde devam ediyor çiçekli dönemleri. Yaz aylarına geldikleri zaman ömürlerini bitiriyorlar. Bazılarını topraktan sökmek gerekiyor. Frezya soğanları gibi. Bazılarını toprakta bırakıyorum. Nergisleri, sümbülleri sökmüyorum, çıkarmadan bırakıyorum, toprağı sulamadan. Toprakla birlikte, saksıyla birlikte dinlenmeyi alıyorum değerli dostlar. Bugün sizlere bu frezya soğanlarımı dikerken bir de göstermek istedim dikimini nasıl yapıyorum diye. Bu bir süsen soğanı, geçen yıl ben bunu aldım. İris, süsen, iris dediğimiz güzel bir tür, özel tür. Çok güzel çiçekler varmış fakat geçen yıl bu açmadı. Kışı yazı geçirdik. Kışı da geçirirsek baharda açacak diye tahmin ediyorum. Bir de şuradan şöyle küçük bir yavru vermiş. Bunlar da hep soğanlı türler. Nergisler, evet, süsenler, frezyalar, glayöller, sonra çok çeşit çok laleler. Biliyorsunuz. Hatta muskariler, kardelenler. Bunlar çok güzel soğanlı türler. Sayılmayacak kadar çok çeşidi var. Bende de birkaç çeşit var. Özellikle nergis, sümbül ve frezya soğanlarım var. Bu iris de inşallah bu yıl açacak. Şöyle toprağı havalandıracağım. Aynı toprak. Yıllardır kullandığım, sürekli kullandığım aynı toprak. Bahçe toprağı. Bu soğanlı türler fazla toprak seçmiyorlar. Laleler, sümbüller gibi. Yani özel bir toprak bulmanıza gerek yok. Yine toprağım gübreli. Birkaç yıldır aynı toprak fakat gübre takviyesi yapıyorum değerli dostlar. Doğal hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi karıştırarak her yıl toprağımı güçlendiriyorum. Ayrıca bu toprakları biliyorsunuz güneş gördüğü zaman, dinlendiği zaman güneşle birlikte yeniden kendi vitaminin kendisi takviye edebiliyor doğal topraklar. Bu da ilkbahardan bu tarafa dinlenmiş bir toprak. Yağmur aldı. İçinde sadece dediğim gibi bu soğanlı türüm var, iris türü. Yağmur aldı, güneş aldı. Biraz da gübreyle karışık. Şimdi bunlara, frezyaları dikeceğim bu toprağımıza. Şöyle dikim yaparken de sizlerle de paylaşmak istedim. Evet. Bunları böyle topraktan söktükten sonra bir kutu içerisine koymuştum. Çok küçük olanları var. Mesela bunun gibi. Bunlar bu yıl açmazlar. Bu yıl açma ihtimalleri yok. Bir dahaki yıl. Fakat bunlar açacaklar. Büyük olanlar. Açacaklar. İçinde farklı türler de var. Şimdi fark ettim. Bunlar mesela frezya. Büyük ihtimalle bunlar sümbül soğanı da olabilir. Nergis de olabilir. Evet, nergis de olabilir. Hatta biri de filiz vermeye başlamış. Filizlenmiş. Biraz gecikince böyle oluyor. Dediğim gibi bunlar bu yıl açmayacak olanlar. Şöyle buradan dikimini yapmak istiyorum. Ekim sonları gibi, Ekim ortası, Ekim sonları gibi soğanlı türlerin dikim için en uygun zaman şu elinizde varsa şimdi ekerseniz ilkbaharda erken zamanda açıp çiçeklenecektir. İlkbaharda ekersem ne olur diye sorarsanız biraz daha çiçeklerini az görürsünüz. Yani çiçekler havaları ısınınca açmıyorlar. Soğanlar çürüyorlar. O yüzden verim biraz daha düşük oluyor. Yani daha az çiçekli zamanı oluyor o zaman. Mesela şimdi Mart başında başlar açmaya.
Bakın minik yavrular vermiş soğanlar. Soğanlı türler böyle güzel türler değerli dostlar. Küçük küçük soğanları her yıl kendileri büyütüyor. Bakın bu 2 yıl anca açar belki. Yani o kadar uzun sürebilir. Fakat yine ben bunları ekiyorum çünkü büyümelerine ihtiyacım var. Bu yılda toprakta biraz daha büyüyecekler. Frezya soğanları biraz daha sarımsağa benziyor. Diğerleri tam soğan formunda. Yani bildiğimiz yemeklik soğan gibi. Fakat frezya soğanları biraz daha böyle sarımsağa benzer soğanlar. Sulamama gerek yok. Zaten yağmur aldıkça kuru olması da önemli değil toprağın. Kendisi yağmur suyuyla, sadece yağmur suyuyla beslenerek açıyor bunların. Hiç sulamıyorum, bakmıyorum açık havada. Açık balkonda, terasta. Yani dış mekanda olması gereken bitkiler bunlar. Şöyle çok da diplere gömmeyin. Çıkması zor oluyor o zaman. Birazcık uçları dışa doğru gelsin. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Şöyle ters dikmemeye çalışın. Bakın buradan kök vermeye başlamış bu şekilde. Şu soğan tarafı, üst tarafı, burası üst tarafa gelecek. Yani şöyle dikmeyin, ona dikkat edin. Hakeza bu da öyle. Bakın, bakın yönünü bu şekilde. Buna dikkat ederseniz, çünkü ters dikerseniz tek ters yönde küçükleri bile, bakın küçükleri bile şu yönde dikeceğim. Burası alta gelecek. Ters dikerseniz toprağın tersine doğru, aşağıya doğru, toprağın diplerine doğru uzayacaktır. Geçmesi çok zor olacaktır. Belki de çürüyecektir. Yani tekrar dönüp ışığa doğru çıkması biraz daha uzun süreceğinden belki de çürüme yapacaktır. Evet, böyle bahçe, toprak, çiçek işleriyle uğraşıyorsanız elleriniz kirlenecek, tırnaklarınız kirlenecek. Eldiven kullanmayı bir de sevmiyorsanız zaten benim gibi bunları yaşarsınız. Çok da sık olmamak kaydıyla böyle uçları dışa gelecek şekilde soğuktan etkilenmiyorlar, kardan, buzdan etkilenmiyorlar soğanlı türler. Laleler de öyle biliyorsunuz, parklara, bahçelere ekiliyor. Çok güzel lale türlerimiz var. Bizim ülkemiz lale cenneti. Laleler de öyle. Kışın soğuk yedikleri zaman, soğuğu geçirdikleri zaman, soğuk havayı, karı, buzu hissettikleri zaman ilkbaharda çok güzel açıyorlar. Bu kadar toprağım nemliydi değerli dostlar. Böyle dikimini yaptım. Yani dikkat etmeniz gereken tek şey soğanın yönü. Üst tarafa gelecek dediğim gibi, köklerinin altta olması, yukarıya doğru filiz vermesi için. Onun dışında herhangi bir ayrıca bir hani püf noktası yok. Kendisi yağmur suyuyla beslendiği zaman yeniden yeşillenip filizlenip, bakın burada bir yavrumuz var. Bu çok özel bir türmüş. Bunu bahçemden, haberler mahalleden almıştım. Açmadı. Çok merakla bekliyorum. İnşallah açacak. Çok özel bir türmüş. Onu bekliyorum sabırsızlıkla. Birkaç tür daha almıştım. Onlar öldüler sadece. Bu iris kaldı. Süsen dediğimiz tür. Bu da bu yıl açmayacaktır. Emin olun. Çünkü çok küçük. Bu da geçen yıl açmamıştı. Bu da seneye açacaktır. Soğanlı türlerin bazılarında böyle ikinci yıl açma gibi bir durum da oluyor. Yani küçükse eğer fidesi, soğanı, demin gösterdiğim gibi ikinci yılda açabiliyorlar değerli dostlar. Evet, saksımda benim nergislerim sökülmeden, sökmemiştim, duruyorlardı. Biraz erken çıktılar, yağmurlar yağınca nergisler filizlenmeye başladı. Şimdi ben size onları da göstermek istiyorum, şöyle filizlenmiş halleriyle. Evet değerli dostlar, bunlar nergis soğanları. Topraktan çıkarmıyorum nergis soğanlarını hiçbir zaman, hiçbir yıl.
Arada hatta sökerken frezde soğanlar da kalmış. Diplerde olanlar. Onlar da erken çıkmış oldu. Bakın bunlar frezya, bunlar nergis. Biraz daha erken açacaklar büyük ihtimalle. Hatta size demin anlattığım bu soğan ters tarafa dönmüş bu şekilde. Alttan çürümüş, yeniden zorlamaya başlamış. Yani yönü böyle olacak. Bakın. Bunlar biraz daha erken açacaklar. Bunların açması Mart başı gibi, Şubat Mart başı gibi başlar. Mart sonu, Nisan sonuna kadar açarlar. Sarı biliyorsunuz, nergisler, kokulu bitkiler. Sarı nergis bu, sarı beyaz. Ayrıca benim bir türüm daha var. Bu da sarı çiğdem. Geçen gün bunun bir tanesi, büyük olan bir soğanım var başka bir saksıda. Çok güzel açmıştı. Şu anda bunların çoğu açmak üzere. Açmış durumda yani. Şimdi açma zamanları ilkbaharda veya sonbaharda açıyorlar. Bunlar da biraz küçükler, açmadılar. Bakalım seneye açacaklar inşallah. Size o çiğdemi çekmek istedim fakat vaktim olmadı, soldu. Böyle soğanlı türler genelde zaten yapraklar soğanlı türlerin soğan gibi belli oluyor. Dediğim gibi işte bunları da biraz daha erken olduğu için yağmur yağar yağmaz hemen topraktan çıktılar. Hatta bir tane bu tarafta kardelen var bakın. Bu kardelen. Bir de kardelen çıkmış burada. Arada muskariler var. Küçük frezya soğanları kalmış. Şunu size göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu küçük soğana? Filiz vermiş. Bu kadar da güzel. Bunu da tekrar frezyaların içine ekeyim o tarafa. Buna karıştırmayayım. Böyle küçük olanlar mesela. Bu da frezya. Küçük olanlar topraktan seçilmiyor. Karıştığı zaman bakın ters bitmiş. Karıştığı zaman ayıramıyorum. Aradan böyle sürprizler yapabiliyorlar. Soğanlı türlerin bakımı çok kolay değerli dostlar. Toprağını sulamanız, yağmur suyunu çok seviyorlar ve güneşli açık bir alanda bakmanız yeterli. Onun dışında hiçbir şey istemiyorlar. Dediğim gibi ilkbahar çiçekleri bunlar. Çoğu geneli kokulu bitkiler. Topraktan çıkarılanları var, çıkarılmayanları var. Çıkarılanları söküp çıkarıyoruz. Sonbaharda ekim zamanları bu zamanlar. Ekim ortalarında tekrar soğanlarını yerleştirip dikiyoruz. Bakımlar da bu kadar kolay. Güzel türler. Evet. Bugün yine sizlere kendi tecrübelerimi, uzun yıllardır yetiştirdiğim soğanlı türleri biraz da olsa anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Her zaman olduğu gibi kanalıma gelip beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağlıkla kalın.